10 dakika 12 dakika yaparsan algı olarak yayında çünkü çok şey oluyor. 22 dakika falan diyor. İzlemeye başladık mı akıyor video. Orası eyvallah ama işte bir ön yargıdır ya bu. Güzel ama ya izlettiği bu video bayağı iyi. Doktorlar ya burada, o yüzden bu intronun sebebi bu yani. Kalp atış ritmi falan. Oradan yakaladım. 200 IQ. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ha, bu adamı biliyorum. Sağlam. Sorgu masasında gibiyim böyle ya, ışıklarla evet, birlikte. Olsun. En azından yüzünüzü seçebiliyorum. Sizi teşhis edebileceğim şahı. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor bir kim ya? Netflix dizisi. Estağfurullah. Baba bu yeni sezon niye gelmedi ya? Onu soracaktım. İyiyim, çok iyiyim. Baba bak, makara yapacaksanız lütfen, ciddi bir olay şu anda. Rica edeceğim yani. Makaraya düşeceksek olay farklı yani, anladın mı? Hocam öncelikle sizi tanımayanlar için kameraya bakarak bir kendiniz birkaç cümleyle... Yavuz Dizdar, o kadar. Doktor Murat Aksoy, genel cerrahi uzmanıyım ama esas olarak damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Hobilerim arasında birinci sırada müzik var. Doktorlardan oluşan bir grubun solistliğini yapıyorum. Aga işte bu ya, hayat bu amına koyayım ya. Gerçekten bak, abiler kalite kokmuyor mu? Gerçekten kalite kokmuyor mu ya? Doktorlardan oluşan bir müzik grubu. Benim yıllar önce bir müzik grubum vardı. Mimarlardan oluşuyordu. Benim daha üniversiteye girmemiştim. Üniversite beni mimar bekliyorlardı. Ben mimar olmayınca beni gruptan atmışlardı. Öyle bir anı geldi aklıma. Dedim ki niye atılıyorum ki şu an gruptan dedim yani. Ben neden atılıyorum dedim. Mimar olmak da istemiyorum dedim ya. Çizim bizim istemiyorum. Yani ben böyle bir yeteneğim yok dedim ya. Mimar olmak da istemiyorum. Çizmek de istemiyorum. İnşaat istemiyorum dedim. Hayır dediler, olmaz. Ondan sonra onlar da dağıldı amına koyayım. Mimar diğer KPSS'ye falan girdi, devlete falan girdi. Öbürü mimar olmadı zaten. Öbür piç evine döndü, okulu bıraktı. Yani İpneler beni alsaydınız da şimdi ne güzel Metallica'nın alt grubu olsaydık kötü mü olurdu? Ben Profesör Doktor Yavuz Yarıkoğlu, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bir hayli eskiyim, bu konuda dinozor sayılırım. Kaç yıllık doktorsunuz hocam? Tam 40. Şimdi... Herkese bir tane kalp damar cerrahi uzmanı tanıdık nasip etsin, Allah'ım amin. Neden? Çünkü bu kalp damar cerrahı tripleri, bak kalp damar hastalığını geçtim ya. Bu kalp damarın tribi vardı arkadaşlar. Ergenlik döneminde oluşur. Ergenlikten sonraki dönemde oluşur. Kalbin böyle aman ritmi bir değiştiğini hissettiğinden oluşur. Hem arayabileceğin, böyle ara ara rahatsız edebileceğin aşırı samimiyet ve yakınlık içerisinde bir insan lazım, bir doktor lazım yani. Varsa chatte öyle arkadaşlar, Discord'dan pen verelim ki ara ara, çünkü benim anksiyetem tutuyor. Bir şey olacak falan yapıyorum böyle. Şimdi hocam bugün sizlerle ülkemizde artık halk arasında iyice yaygınlaşmış olan sağlıkla ilgili yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Tamam. Ona başlamadan önce şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bir doktor olarak illaki işte eş dost arasında ya da yeni tanıştığınız kişilere doktor olduğunu söylediğinizde hani böyle uzmanlık alanınıza bakılmadan... Abi kesinlikle söylemem ama tanıyorlar abi artık. De. Söylemem abi. Ben yolda gidiyoruz, yanımdaki soruyor. İşte ne yapıyorsun diyor, memurum diyorum. Hocam işte ayak bileğim ağrıyor, bilmem ne, şunun çözümü nedir? Çok böyle geliyorlar mı size? Her gün. Tam da benim dediğim ha. Geliyorlarmış bak, onlar da bundan demek ki müzdarip. Hocam çok sinir bozacağım. Her ya. Gün çok yerde doktor olduğumu söylemiyorum. Her türlü soru geliyor bana. Sıkıyor mu hocam peki bu sizi? Yok, ben çok zevk alıyorum bu işten gerçekten. Ha, öyle mi? Ya ben doktorluğu çok hakikaten sevdiğim için yapıyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir soru geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum ya. Ben hemen şunu söylüyorum. Diyelim mesela seninle sokakta köprünün üstünde karşılaştık. Baba bandanayı takmasan da ben inanıyordum senin doktor olduğuna. Yani hani bandana bir tık şov mu diyeceğim. Doktor bandanası yani bu arada. Onu da netleyelim yani. Bilmeyenler varsa, öyle cahil varsa chatte de onu da söyleyeyim. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey mi? Hemen diyorum sor. Ama bir ikna etti beni. Bandana özellikle doktor olduğuna dair. Nasıl yani? Hayır, doktora gidince insan ne yapar? Soyunur. Soyunursan. Yani. Hayır. Soyunursan mani ederim yani. Sen eğer köprünün üstünde soyunabiliyorsan ben de seni mani ederim. Soyunmazsan etmem hani. Mantıklı hocam. Güzel yani. Evet, evet. Güzel taktik. O zaman ilkiyle başlıyoruz hocam. Hadi. Dur, sorular geliyor bir dakika. Bir bilgi var. Parmak çıtlatmak, parmakta kemik erimesi veya kireçlenmeye neden... Doğru. Çok güzel soru Burak. Vallahi helal olsun. Bu tam merak ettiğim soru. Bak şunu yapıyoruz ya. Her küçüklükten beri. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Parmak çıtlatmak. Peki yararı var mı? Hiçbir alakası yok. Parmak çıtlatmayı abi özellikle araştırın. Bazı konuları ben araştırırım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi oldu? Tendonların kasılmasına mı bağlı oldu? Tamam, teknik bunların bilgiye girme abi. Bu mesela halk arasında çok tartışılır. Evet. Çıtlatma falan denir. Çıtlattım ben.
Hepsi çıtladı bir de. Ula kırdın sen ama. Nasıl o çıtlatma hareketi sırasında o ses çıkıyor. Oğlum adam doktor oğlum, sen ne bekliyorsun, nasıl çıtlasın? Senin gibi tık mı yapsın adam? Doktor şovunu yaptı orada, sen ona ne karışıyorsun? Sen o hava şeyinin yer değiştirmesi. Ah. Orada kemik zorlanıyor, bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor diye bir şey yok. Yeryüzünde böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış. Ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçalarından. Parmak çıtlatmak bunlardan bir tane. Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir bilimsel veri evet parmak çıtlatmak, eklem kireçlenmesi yapar diye bir sonuca varmadı. Hapşurduğumuzda kalp atışımız bir saniye... Ulan var ya, helal olsun bak, bu soru çok önemli bir soru. Hapşurduğumuzda kalbimiz duruyormuş, aman yalana bak. ...eliğine durur. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey var mı hocam? Anlat Allah aşkına hocam. Hayır. Ritmi değişir. Hapşurduğumuz... olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani mesela diyelim şu şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissedilebilir ama durmaz. Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan, hani o tür şeyler de olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir, evet. Bunda bir şey yok. Bir saniyeliğine bilmiyorum. Bir saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama bu genelde bu çok yaşa lafı oradan. Yani hapşırma ile birlikte antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktığını düşünmüş. Hocam. O osurma değil miydi ya? Çok pardon. Konu nalarız. Ben bunu çok merak ediyorum. Gözle lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı eğer göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? Hurafe tabii ya. Şimdi bunun zararlı olup olmadığını bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım, daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedim. Ciddi misiniz? Gerçekten. Aa! Yani niye diye soruyorlar, bakalım falan. Ben düşünüyordum ha yaptırmayı. Diyorlar. Ama kendileri ameliyatı yapıyor. Yani Allah. İlginçtir. Ya ben yaptırtmadım. Uymaz dediler ama yaptırtmam. Benim çünkü genel kuralım doğal olana dokunulmaması gerekir. Evet, bende de o çok kural var. Çok kalın gözlük vardır. Kullanamıyordur. Ya da hakikaten bundan çok büyük... Lan gelsene buraya. Gıdık. Geç şuraya. Geç. Şuraya geç şuraya. Orada bak, onları havlıyorsun. Sonra sinirleniyorum ben. En çok bana havlayacaksın ya buraya. Fayda olacaktır. O zaman tabii ki olur. Niye olmasın? Bende 4 miyop, 4 astigmat mı ne var? Siz de göremezsiniz çıkardınız. Yok göremiyorum zaten ama çok güzel oluyor abi. Her tarafı çok güzel görünüyor. Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü. Onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela, diyor siz niye satıyorsunuz? Baba ben sana onu söyleyeyim. Niye yaptırmaklarını arkadaşlar bilmeyenler varsa anlatayım. Şunu göz şey olarak, gözlük olarak düşünün. Gerçekten de gözlük bu arada, hani düşünmenize de gerek yok. Gözlük ama güneş gözlüğü olarak da, yani normal bir gözlük olarak düşünün. Ben doktor olsam kesinlikle göz ameliyatı yaptırtmam. Gözlük de kullanmıyorsam da takarım yani. Nedenini hemen açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi doktorsun. İş bir karizmatik bir iş zaten, anladın mı? Yani doktorsun. Havası mı var? Bak geliyorsun şimdi şöyle. Bak şusun, tamam mı sen? Şöylesin falan. Şu var ya şu. Şu kontak var ya, şu göz üstü kontağı var ya. Bir de şu. Bunu halbuki hep yazıyorum. Bunu ne hep yazıyorum? Bunu niye kapatıyorsun ki? Bunu zaten kullandığın bir şey bu senin. Reçete yazıyorsun, bir şey yazıyorsun, oraya notunu alıyorsun. Bunu kapatma ya. Bunu kapatıp açmana... Bir de şöyle yapan var. Falan yapan var. Bunlar artık ekstremleri yani. Bunu kapatma ya. Bunu buraya koy. Bunu hep kullanıyorsun. Ama nedir? Olayın havasıdır, anladın mı? Biz nasıl şimdi yayın açıyoruz? Introlarla giriyoruz. Amına koyayım. Kemal zıplaya zıplaya girer. İşte ben garip garip hareketler yapıyorum. İçimdeki enerjiyi dışarı atmak açısından. Size geçsin açısından. Bak şu. Şimdi ben size iki tane ilaç yazıyorum. Onları alın. Eczaneden alırsınız onları. Tabii ona da baktım. Dur bakayım şuradan. Bir de şöyle tutup bakıyorlar. Ablacığım. Seni tamam anlıyorum ben. Şey yapalım. Bari Allah sen izle şu videoyu. Burak geldi. Özür diliyorum Murat'cığım, hemen devam ediyorum. Benle bu işi yapıyor mu? Sahibi geldi. Sahibi geldi, videonun sahibi geldi. Ben de yayıncılık yapıyorum da kanka, kusura bakmayın. Videonuzdan meze ediyor gibi oldum. Hemen izleyelim arkadaşlar. Sikmesinler belamızı. Yoksa bir sonraki videoda sen varsın. Ne kadar bilirse o kadar korkuyor. Balıktan sonra, yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek zehirleniriz. Bunu
doğru mudur? Doğru. Gerçekten mi? Bu ama doğru olduğunu biliyorum. Eğer balık kokmuşsa zehirlenirsin ama sütten dolayı değil, balıktan dolayı. Bilindiği kadarıyla değil hocam. Çok yani balıkta değil. Bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bilakis belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o? Arada şaka yapabilir miyim? Birisi zehirlendi ama balığın üstüne yoğurt yediği için değil, ya balık bozuktu ya yoğurt bozuktu. Onu ona bağlamışlar. O öyle bir şehir efsanesi olarak yapamazsın. Gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta... Şahane olur abi. Hiçbir şey de olmaz. Nasıl? Muhteşem. Onu, o güzel terliyken bir soğuk suyu. Hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. Enfeksiyonların nedeni mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. Yapmaz. Üşütmek de hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi. O ne demek lan? Üşütmek hasta yapmaz. Yakındaki insanlar senin gibi bir adama sahip olduğu Allah için Allah. Çok şanslı kardeşim değerini. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir donanım. Harika bir adam, harika bir dostsun. Enerjin anlatacak hikayelerin hiç bitmesin. Estağfurullah. Sağ ol. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben tam videoyu durdurduğumda geldi hani sanki kendi bana güzel bir şeyler söylendiği için videoyu durdurmuşum gibi algılandı. Özür diliyorum buradan. Öyle algılanmasın. Dertli mandalinine de çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu o zaman bizlere efendim. Ilık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen mesela soğuk tenine dokunuyor ya aynısı. Kasıldığı için böyle bir etkisi olur. O nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de önermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya, buza karşı bir alerji var neden? Islak saçla dışarı çıkmak da hasta. Ya ama niye söylüyorsun ki? Sizin video zaten. Niye söylüyorsun ki orayı? Ama spoiler veriyor. Çocuğun boğazı şişer, ateşlenir. Habire sıcak çorba verirler şey. Amerika'da boğazı şişen kişiye dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Soğuk su boğazda şişmeye, enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikroptur. Yere düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden alırsak mikrop bakteri bulaşmamış olur ve yiyebiliriz. Abi düştü yere bağlı. Şimdi tuvalette düşürürsen 2 saniye. Atman özel bilgi miydi? Eyvallah. Ya bu köpek de bak bu hareketleri yapıyor ya kıllanıyorum ya. Şu tarafta otursun dursun işte izlesin yayını ya. Kanka sen buna bir sandalye al da otursun yani, yanına da bari. Buraya düşürürsen muhtemelen hani çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir. Gene olacaktır. Valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yerim. Ama öyle yenmez o. Yere düştükten sonra onu şöyle deyip yemen lazım ki onun günahını da alma. Anladın mı? Besin değeri azalır yoksa. Yani insan... Üflemeye ne gerek var abi? Ne uğraşıyorsun üflemeye? Sen fındığı soymuşum tam kırmışım zorla elimden parçalamışım. Tam şey tıpıt yere düşüyor. Ne olacak ki bundan? Ama yer ıslak. Zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. Mesela diyelim mesela buradan düşüyor. Düştü. Evet düştü. Tam düşerken yakalarsan yani 0 saniye oluyor. 5 saniyede geçmiş ama. Katman işte burası gerçek bir katman. Bu adam gerçek bir katman. Sıtlı CS'ye mi geç? Burak sen hesapta kim var? Eklendi mi daha su kağıt? Hesabı mı eklediler kanka? Sizin video da o yüzden. Temas etmemişse. Diyelim temas ettiğini. Alıyorsun böyle böyle yapıp. Yani olmaz. Düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diyelim. Nefesimizi tutarsak hıçkırık geçer. Bu nasıl geçer? Dur. Biraz boğularak ölürsün. Ama hıçkırık da geçer. 5 dakika tutmaya çalış. Kesin geçer. Birkaç yöntem var hocam. Bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncı böyle masajla yükseltirseniz hıçkırık yine durur. Ben bunu hiç duymadım bilmiyorum. Öyle mi? Bir deneyelim hocam. Bir deneyeyim o zaman evet. Geçer mi gerçekten? Evet hem geçer. Böyle yapıyorum. Dalıyor musun sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dalıyorum. Suya. Yok hayır. Bak, mesela onda mesela basınç aşağıya gidiyor. Basınç geldiği zaman yaparsın oluyor. Kulakları açar. Sürekli bunu yapıyorsun. Onu işledik. Normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor.
Aynısı hıçkırıkta da. Ben mesela hıçkırık olsa onu yapıyorum. Hıçkırdığın zaman bekleyin. Başka hiçbir şey yapmayın. O geçecektir. Nefes tutmak, şeker yemek. Onlar da var biliyorsun. Evet. Bunlar çok etkili şeyler değil. Sizleri yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken düşüncelerinizi almadan olmaz. Bir koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani evet güzel. Dünyada nereye doğru gidiyor? Doktor oğlum adamlar korona hakkında bakalım ne diyorlar. Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Ben sadece şunu soruyorum insanlara. Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, cart curt, internet verilmiyor olsa anlayabilecek misiniz diyorum. Suratıma bakıyorlar. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz abilerin yaptığım anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum şüpheler var fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen dolu. Ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa 5 gün içinde yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Buraya bak öyle iyi bir dinleyin ha bak bu önemli bir konu. Şaka yapmıyorum o yüzden bu konuda. Hakikaten dinleyin 2020 Haziran diyor aga adam. Doktor yani bunu diyen adam lütfen yani 2020 Haziran'a kadar bu böyle gitmesin yani. Biraz dikkat edelim hep beraber. Burada az buz kişi de değiliz yani. Herkes yanındaki iki arkadaşına bu konuyla alakalı bir şey söylese birazcık bilinçlenir yani insanlar. Uyarsa. Ciddi söylüyorum ya buradaki herkes 2-3 kişi anlatsa ya biraz dikkat et dese biraz uyarsa o kişi de kendini utanır belki. Bir hastalık var fakat çok abartıldığını yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar olduğunu düşünüyorum. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru. Ellerini yıka, bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor. Asla vazgeçmemek lazım. Arkada oynanan oyunlar var. Bunlar çoğusu ekonomik oyunlar. Birisi de ülkemizle ilgili. Daha önce de yapılanları hani aklı olan insanlar biraz bilir. Önce sadece akciğerleri tutuyor, zatüre oluyor. Zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu. Şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor. Yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında COVID oluyor. 15-20 gün tedavi şey yapıyor. 1-2 ay sonra işine gücüne dönüyor. Ve bir ay sonra da bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor. Oha. Son derece tehlikeli. Abartılmadığı gibi bence az bile söyleniyor. Bunun ciddiyetinin de herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devrolacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz, aklımızı kullanacağız, hastalığa da özen göstereceğiz. Aşıyı bekliyor ya herkes. Evet. Aşının, ya bekliyorsun. Aşının koruyuculuğu kaç olacak? %50. Dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin. Aşının gelmesi, gitmesi, o dozların üretimi. Aşı gelse ben yaptırmam ki. Evdeyim zaten. Üretilmesi, lojistiği, 7.8 milyar insanın aşılanması, bu aşının 2 doz olduğunu düşünürsen 16 milyar dozun hazırlanması, soğuk zincirle dağıtılması. Tedbiri alın ve ciddiye alın. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz. Olur yaptırma. Diye bir söz var. Bu doğru mudur? Rezerv beyin deniyor ona. Rezerv. Şimdi şunu ben de açıklamak istiyorum. Doktor değilim belki ama bizim de hastamız çok yani. Discord'da var yani bir ton hasta var. Adamına göre değişiyor mesela. Yani Batuhan Beyni'nin %1'ini kullanıyordur, kullanmıyordur. Mete %5, %0.5 falandır yani. 12'den sonra yükseliyor ama benim. 12'den sonra %2 ya falan kullanıyor. Batuhan burada mıydın amına koyayım? Senin beynime niye laf geldi? Senin beynine niye laf geldi? Senin beynin Twitch'in dedikodusu olmuş abi o durumda yani şu anda. Aşırı zekadan dolayı herkesi etkilemişsin. Onu anlatıyorduk. Ya belki %3'ünü kullanıyorum, belki %23'ünü kullanıyorum. Kardeşim sen niye başkalarının beynine şey yapıyorsun, dalga geçiyorsun ki? Ben oğlum dalga geçmiyorum ki beynine. %3'ünü, %3'ü buysa seninkinin %20'sini düşünemiyorum oğlum yani. İltifat aslında bu yani. O ne demek? Yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya o laf çok söyleniyor da bunu kim hesaplamış, nasıl hesaplamış ben anlamış değilim. Ben de anlamadım. Belki bir nöroloji hocası daha anlamlı bir cevap verebilir ama. Kuyuya taş atmış amca birisi. Yok hayır. Bu kuyuya ben anlamadım. Bu çok böyle takıntı oldu hakikaten evet. De yok. Ya biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullanıyoruz beynimizin. Yok abi %10'unu kullansak böyle olmayız zaten. Burada muhtemelen yani %1'in üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda
beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullandıkça... Nasıl bilmiyorum ya, sıfır... Gelişler, onu kabul etmek zorundayım. Biz %1'ini, 2'sini, hadi 5'ini kullanıyoruz. Bunu kullanmaya başlarsan bu 10'u da geçer, 20'yi de geçer. 30'a 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar içeriği genişletebiliyorsun. Doğru. Sıcak havada sıcak... Bir şey söyleyeceğim. Bu kadro burada toplanmışken bir akıllı telefon geyiği dönmedi mi yani Burak gerçekten? Hani bu kadar adamı toplamışsın. Bir yeni nesil hani akıllı telefonlar da çıktı. Hani anladın mı? O muhabbet, o geyik dönmez mi ya? Bence 10 numara dönerdi o geyik bence. İnsanlarımız, gençler... Şu gençler geyiğinin kesin dönmesi gerekiyordu yani bence. Ya izle bakalım. Ya var mı? Güzel. Sıcak çay içersek ferahlarız. O kısmen doğru. Çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu terlemeyi arttırır. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir yönü olabilir. Hani sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısı farkını azaltacaktır. Hani kendini daha böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi... Tasuklar mizaj! Pardon canım, bir daha konten de yazarken sana danışacağım demiş. Tamam, telefonlaşalım olmadı o konuda da, ben birkaç sorum var çünkü hani böyle durumlarda katman sorular diye de bir bölüm de bize de ayırırsan. Birleşiyorlar ve eski dostum mu? Ter boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde zaten bu bizde var, çay başka yerde. İnsanların ateşi çıkar ya mesela, insanın ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor, virüs girdi. Mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut ısıtıyor, virüsü öldürmek için savaşıyor sırada. Hemen onu hissediyor. Ateşini 38.5'a çıkarıyor ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak boyumuz uzar. Doğru. Küçük yaşta spor yapmaya başlarsanız iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor. Yani halter yapınız demiyorum ona bakın. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için, yani muhtemelen basket oynadığı için boyu uzamıştır diye düşünmüşlerdir. Ondan öyle. Yani evet, öyle bir. Ha, ben de basket oynayayım da boyun uzasın. Uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var. Bunun bacak kemiği olduğunu düşünün. Üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde. O yüzden sadece basket değil, bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar, bilardo değil mesela, boyu uzatır. Kısa cevap hayır. Ancak düzenli spor yapmanın, basketbol da buna dahil, genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa, ben süt içeyim, basket oynayayım, ben de 1.90 olayım, öyle bir şey yok. Yani. Valla ben şu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bizim ailede hiç 1.95 adam yok. Net. Hiç yok. 1.90 adam bile yok yani. Bizim ailede bak yani. Çekirdek aileden bahsetmiyorum yani. Genelinden bahsediyorum. Dayım en uzunlar dayımdır. Dayım da işte 1.83 falandır hocam, yani. Çekirdek kaç boy? Asım. Çekirdek kaç boy? Ne çekirdeği? Bu ne diyor çekirdek ya? Ailendekiler kaç boy diyorum ya. Cümleyi kurabiliyorum. Ondan sonra %1'ini kullanamıyorsun diyorum. Alınıyor ondan sonra amına koyayım. Biraz ya, kullan ya. Adam dedi ki adam %1'ini kullanıyoruz dedi. Ben %3 kullandığıma şükret. Hadi ya, cevap ver. Çekirdek kaç boy diye bir soruyu ben algılayamadım şu anda. Ya anan, baba kaç kardeşim boyları? Boyları kaç kardeşim? Pornocular neden uzun peki? Kaç kez onu sana sormak lazım. Partnerleri sonuçta hepsi. Sıçtınız, videonun içine sıçtınız ya Batuhan. Gerçekten ya. Şurada bir tepki konuk videosu izletemediniz ya adama. Ya Burak görüyorsun yani. Benlik hiçbir durum yok. Burada güzel bir video hazırlanmış. Bir emek var ya. Emek saygıcılığı nerede bunun duyarı? Emeğe şu anla içine sıçtın Batuhan. Sen tek başına sıçtın şu an bu emeğin içine. Babacım videoyu sen durdurmuştun zaten baba, ya. Baba ben şunu söylemek için durdurdum. Ben videoyu durdurdum şey demedik ama ki videoya. Hayır ben şunu demedim. Ben küçükken basket oynadım. Boyum uzadı yani. Peynir yedim. Boyum uzadı yani. Anlatabiliyor muyum? Ailede de uzun yok. He ama bu genetik olay tabii. Gen zinciri 7 sülaleden geldiği için. Belki 7 sülale geri gittiği zaman vardır illaki bir tane uzun. Belki de oradan gelmiştir. Ben onu aktif etmişimdir. O gene aktif etmişimdir. Ona bakarsan yani. Şimdi yani bu tarz bilgi yani 2,5 saat aralıksız sevişen adam da var yani, anladın mı? Bu da gen zincirinde birileri vardı demek ki büyük.
Videoyu Özür diliyorum. Devam edelim ya. Çıplak ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz olmaz. Öyle bir şey yok. Bunu duymamıştım ama yok böyle bir şey yok tabii. Bunu ben de duymadım ha. Valla bunu da nasıl bulmuşlar ondan da emin değilim yani. Yani randomize klinik çalışmada biz hastalar gözümüzün önünde 2 sene takip edemiyoruz. Burak sen de yani öyle bir soru hazırlamışsın kanka, bari şey deseydin yani. Pilavımızda kalan pirinç tanesi kadar çocuğumuz olur arkamızdan ağlar deseydin tam o sırada ama doktorlara. Herhalde bunu sormamışsın yani, anladın mı? Sen canlı canlı dispat etsin. Lan canlı dispat ya, şaka takılıyorum oğlum, manyak herif. Bu güzel soru çünkü. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp kalmayacağını söyleyebiliyor. Evet. Bunun bir karşılığını görmedim. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. Nasıl bir bağlantı var bir şey düşünüyoruz yani. Ama ayak... Ya şöyle olmaz. Eğer birey ayak fetişistiyse, anlatabiliyor muyum? O noktada belki bir sıkıntı olabilir yani. Ayak da önemli. Estik. Ayak çok önemli. Çimde çıplak ayakla yürüyorsun ya, ne hissediyorsun? Rahatlamış, enerjini belki erekte moda geçemiyordur. Alıyor. Bilemiyorum ki. Ama mesela diyelim mermerde veya şeyde granitte yürüdüğün zaman böyle kötü hissediyorsun, evet. Değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde dolaşan şeyi alıyor. Enerji alıyor. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şey de kalmıyor. Bana benzer bir cevap verdin. Çiğ sucuk yemek enerji. Mide de kurt yapar. Yani yediğin sucuğun içinde gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa, sucuk uygunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da. Parazit yumurtası yani olabiliyor. Değil. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabii aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan çiğ sucuk özelliği yok onun. Onlar bir cins, farklı ısıl işlem görmüş sucuk olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Üzülmesinler yani. Olmaz, tamam. Sucuğu bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız o asit onu darmadağın ediyor. Ha bazı zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor. Ve bağırsaklara oturup bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? Yenmez. Yenmez ama yeseydik. Baba yapar. Nasıl yenmez ya? Bir dakika abi, nasıl yenmez ya? Çiğ sucuk yenir, yenmez, yenmez ya. Abi ya. Ya yenmemesi ne onun? Yenmez kardeşim, doktor oğlum, diyor ya. Oğlum çiğ et ya, sucuk sonuçta bir kıymadan yapılır. Baba sucuk bak, çiğ sucuğu kıyma alacak, yılır mı? Babacığım sucuğu alacak paran varsa tavayı da alırsın zaten. Ya pişir, niye çiğ yiyorsun ki? Sen de ebeninki yani, nereye bağladın ya? Öyle kanka, ne yapacaksın yani? Dolapta zeytin yok. Dolapta sen sucuk almaya mı gittin? Dolap bomboş. Çiğ sucuk yenmiyormuş. Gel abi, buldum bir tane sucuk buldum. Ne? Tarihe geçmiş olur abi, dikkat ya, et. Ya sıkıntı yok. Tarihe bizim de tarihimiz geçti. Anlatabiliyor muyum? Biz de bu dönemin insanı değiliz yani, baktığın zaman. Yapma. Çiğ sucuk yeniyor mu yenmiyor mu? Şimdi bir daha söyle bakalım, söyle. Yapma. Yenmez. Yenmez. Yapma, yenmez. E yeniyor işte. Al işte. Miden bir kurtlansın da bir gör. Gayet de yeniyor yani. Ya anket de çıktı. Al kızım. Beraber kim verin kanka, ne diyeyim yani. Baba bunlar Burak abi, bunlara inanacaksanız. Tükürüyor. Kızım sen. Bak bak çıkarttı eline, bak. Bak anladın mı? Çiğ sucuk yenir de kolasız gitmiyor, biliyor musun? Ya bunlar... Niye çöktün? Ama biz burada deneysel bir şey yapıyoruz Burak. Senin sorduğun sorunun ben arkasındayım yani, anlatabiliyor muyum? Halk yorumlamasın. Çünkü zaten içinde kurt var. Yorumlamasın yani. Mı? Gidip orada kurt yapmamıştır da kurtu yemiştindir. Nasıl ya? Sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamında söyleyeyim. Çiğ bir şey yiyorsan evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun. Hı-hı. Mesela çiğ et yer misin sen? Yok hocam. Çiğ et yiyen duydun mu? Yok. Çok var mesela. Ha çiğ et, evet. Çiğ. Yedir yani. Hadi. Şöyle bir şey var. Sucuğu şu yüzden sordum. Füme et veya işlenmiş et demiyorum. Çiğ et. Alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Net öldürür. Alkolün hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre. Samet'in beyin hücreleri ölmüş durumda mesela. Canlandıramıyoruz yani. Her gün alkol içiyor mesela. Oradan ben bu soruyu oradan cevapladım. Üzerine etkisi var. Sadece beyin değil. Öldürmez sen. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez, yok.
Yok hocam, hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. Onu bir coşturuyor, bir şey oluyor böyle, bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden Kızılderililer o şeylerde var, sprit diyor buna. Sprit ruh anlamında geliyor. Yani bir şekilde insanın bir coşkusunu, bir bilmem nesini ortaya çıkıyor. Beyin hücresini falan öldürdüğü konusu, ha sürekli deli gibi içiyorsun, hiç ayılmıyorsun. Yani alkolizmin de değil. Çünkü alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi. Nedir zehirlenmesi abi? Mesela çok fazla olmaz. Niye? Çünkü kusar. Kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ha. Ama içti, beyni öldü. Yok abi, öyle bir şey yok. Uyduru, sallıyorum. 15-20 sene önce işte günde 1-2 bardak şarap içmek ya da günde bir kadeh işte daha sert bir içki içmek faydalı, şöyledir, böyledir falan filan dendi. Ama son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük sağlıklı alkol miktarı sıfır olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu gösterildi. Alkolün her türlüsü şu veya bu şekilde zararlı. Hocam son olarak yakından televizyon izlemek gözlerimizi bozar mı? Şu anda mesela çok önemli bir şey. Televizyondan ziyade iPad, telefon... Tabii. Gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, tüplüydü. Evet. Oradan işte şey kayardı, bilmem ne olurdu. Gözü keşke radyasyonu da sorsaydın ya. Telefonun yanımızda, başımızın altında radyasyon. Yastığın altında telefonla uyumak radyasyon etkisi bize zarar verir mi vermez mi? Yani illa ki veriyordur da nedir yani, onu da sorsaydın. Bozar diye çıkarttılar. Merak ne gözü bozuldu, ne zaman bozuldu? Şöyle düşün, bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Esasında yakından neye bakarsan bak bozulur. Şöyle öngörüyorlar. Gelecek birkaç 10 yıl içinde miyop sayısı artacakmış ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Mu? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak ha, değil ama zaten. Sürekli yakına odaklanmak gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölümü bitirmeden. Sizce halkımız, yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk mı? Sizin karşılaştığınız şeyler. Gittikçe bilinçleniyor. Vallahi bilemiyorum. Yani bir kere çok okuyan bir toplum değiliz. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyonlarda çok fazla yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben yarın çıkarım bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200 bin kişi izler, 100 bin kişi de inanır. Aynen. Bilgili olmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz ama kaynakları doğru seçmiyoruz. Ya yani ben her zaman söylüyorum, hani sosyal medyada mesela her gördüğünüze inanmayın. Bugün baktığın zaman koronavirüs testi bile var ya sosyal medyada. Nefesini tutarsan işte koronavirüs değilsin diye. Ya bunlara inanmamak lazım. Takmaması gerektiği konusundaki bilincini artırmaya çalışıyoruz. 2-3 tane böyle kutupsal insan var. Okumuş ve beyaz yakalı olanlar, onlar muhteşem müşteri olurlar. Yani adamın kafasına soktuğun anda adam İmelenmiş roket gibi gidiyor ve o ne gerektiyorsa yaptıracağım ben diyor. Sonunda adamın ayağından donunu da alıyorsun. Hiçbir şeysi kalmıyor. Mutlu oluyor. Öbür grup, onlar iplemiyorlar mesela. Bir de arada böyle ikilemde olanlar var. Ya aşıyı yaptırsak mı yaptırmasak mı? Bak, ya ne söylüyorlar, o testi yaptırdım her gün ya. Aşı aha hazır desen kimse yaptırmayacak. Kural bu. Yaptırmayacaklar. Sömürülmeleri, soyulmaları, zarar görmeleri fiziken de dahil olmak benden üzere... Bahsedeyim. Eğer karşılığı bu olacaksa sağlık konusunda duyarlı olmasınlar. Beslenme konusunda duyarlı olurlarsa zaten sağlık konusunda çok fazla sorunları olmaz. Beslenme konusunda ya gerçi yavaş yavaş başladı hocam, o da ya dikkat ediliyor. Ben görmem hocam, 10 yıldır uğraşıyorsun. Adam hala deprem konusu. Sizi dinliyoruz diyor. Ne diyeyim ya? Evet hocam, bölümümüzün teşekkür ederim. Geldik. Biz teşekkür ediyoruz. Yani sizden bir ricam olacak şimdi. YouTuber'ların böyle klasikleşmiş bir bölüm kapatma konuşması var. İzleyicilerimizden şunları rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte evet. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın tarzı şeyler isterim. Bizim için bunu siz yapar mısınız? Yapmaz bu abi, yapmaz. Tepki Kolik kanalımızı beğendiyseniz yapar, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıya like tuşuna basmayı unutmayın. Bravo! Helal olsun hocam be. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ikonuna basın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olmadıysanız abone olun. Başka ne diyordum? Başka ne yapılıyor? Yorum yapın. Yeter. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Baba bu adam var, sana bir söyleyeyim mi? Her videonun sonuna bu adamı koy, yemin ediyorum yapmak zorunda. Şu anda ben kendimi çok
hissettim yani. Kesinlikle yapmak zorundayım. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. O kadar bilinçli dedi ki çünkü. Harbiden YouTuber'sınız ya. Evet. Çok. Başında 5 tane profesör var. Biz de altına götten bir bilgi atsak mı ya yoruma? Ha? Şey diyelim, yayın izlemek... Dur yeni bir bilgi peydahlayalım şurada bir dakika. Yayın izlemek... zihni geliştirir. Canlı yayın izlemek... mizahı geliştirir. Fırlama yapar. Oruç bozar mı? Oruç niye bozsun oğlum? Abdest bozduğumuz zamanlar oluyor onu. Karıştırma şimdi. Onu karıştırma da şimdi olay o değil yani, anladın mı? Onu da seni anladım ama. Yazma la yazma mı? Ya dur ya, Allah Allah Burak bizim... canlı yayını izlemek... Ne olsun ya? Hem biz daha geliştiririz dur. IQ'yu düşürür. Canlı yayını izlemek... Mizahı... Gelişti. Yani Mete'nin cümlesi olduğu için bunu pek yazma taraftarı olmadım ya bunun. Bir türlü ikna ben olamadım. Ben söylemedim. Senin şeyin. Benim kendi cümlem mi? Evet. Tamam o zaman. Canlı yayın izlemek mizahı geliştirir. Ha, canlı yayın izlemek makara bağımlılığı yapabilir. Yorumumuzu attım. Siz de benim yorumumun altına bu tarz bilgiler varsa, hani izleyen doktorlardan yeteri kadar bilgilenemeyen insanlar da bizim yorumumuzun altında da, hani bilgi okyanusuna açılmak isteyen varsa da yorumun altına gelsin yani, anladın mı? Şey mi yazalım?